Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, elimde gördüğüm eski bir vişne çürüğü rengi arkadaşlar. Bu şekilde çok ince ve çok zarif fıstıkları oluyor. buna sizle fıstık yapacağız. Modelimiz de bu şekilde. Evet. Bu mekik görünümlü arkadaşlar yeni yapraklarımız. üzerine 3 tane fıstık koydum. Fıstık biliyorsunuz her modelimizde var. Neden bu yaprak modelimizde olmasın değil mi arkadaşlar? Olmazsa olmaz fıstıklarımız. Yaprağımızda daha önce püskülde göstermiştim bu şekilde. Mekikten tığa dönüşüm bir yaprak modeli arkadaşlar. Modelimizin şimdi yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Bu şekilde ara mesafesi olarak da 15 tane tığ battı yapıyoruz. Yeni başlarken aynı şekilde tığ battımıza giriyoruz. Sık iğne ile iki zincir çekip bu şekilde tığ battı yapıyoruz. Evet ikişer zincir çekerek saymadan söyleyeyim arkadaşlar. Burada 15 tane tığ battımız var. 6 zincir çekiyorum. 6 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Ve buradaki aynı tığ battığı kapattım tığ battığımın içine 2 2 alarak buraya yuva yaptım evet, 6 zincirli bir yuvamız var bunun üzerine 15 zincir çekiyorum 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 zincirimi çektim ters tarafından döndüm bu yaptığım trabzanımın tepesini arkadaşlar kapatıyorum. Buraya bir tane yuva yaptık. 15 zincirli yaprağımız için buraya yuva hazırladık. 6 zincirli yuvanın içine girip 1 2 ve 3. Bu şekilde içine 3 tane sık iğne yaptım. Yine 15 zincir. 10 11 12 13 14 ve 15. 15 zincirimi çekiyorum ve buradaki zincirimin bakın arkadaşlar zincirimin içine arasına değil zincirimin içine girip buraya kapattım ikinci yaprağım için de bu şekilde yuvamı hazırlamış oldum bir zincirle düz yüzüne dönüyorum bu şekilde arkadaşlar şimdi 7 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım ilk yuvama 4 zincir. 4 zincirim hemen şöyle tersini çevirip 1 2 3 4. hemen kapatıyorum. Tığ battının içine. Tekrar 4 zincir. 4 zincirle düz yüzüne dönüp hemen yuvama sık iğne ile kapattım. Buraya bir tane arkadaşlar. Bu şekilde kirpik yaptım. 8 zincir ikinci kirpik olarak yine aynı yere kapattım 2 oldu yine 8 zincir arkadaşlar üçüncü kirpik olarak kapattım tekrar 8 zincir 8 zincirimi buraya kapatıyorum 4 oldu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 5 oldu. Bu çattığımız kirpiği de sayarak 6 tane yapıyoruz. 8 zincirimi çektim. Buradaki yuvanın içine kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane arkadaşlar. Bu tarafta da 7, bu tarafta da 7. Şöyle eşit şekilde sık iğneler yapıyoruz buraya. Ve buradaki sık iğnemin içine girip bu şekilde tamamlıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir. Fıstıklarımız için buraya yuva yapacağım. Hemen yanındaki sık iğneye bu dört zincirimi kapattım. Buraya yuva yaptım. Şimdi arkadaşlar çektiğimiz bu 15 zincirin içine de girip yine 7 tane sık iğne yapacağım buraya. Birinci sık iğne. 2 3 4 5 6 ve 7 bu şekilde 7 tane sık iğne yaptım. Yine aynı şekilde 8 zincir çekerek 6 tane kirpik yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Kapattım yuvaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Kapatıyorum yuvaya. İkinci kirpiğim. Yine 8 zincir. Kapattım yuvaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu şekilde dördüncü kirpiğimi yapıyorum. 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir. Kapattım arkadaşlar. 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar. Toplam 6 tane buraya kirpik yaptık. Geri kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, şimdi eşit bir şekilde 7'ye 7 bu şekilde kirpiklerimiz de hazır arkadaşlar. Buraya yuvanın içine de yapıyorum. Şimdi buradaki bir iki zincir tığ battıya girip bir tane tığ battı yapıyorum. İki zincir tekrar tığ battıya girip bir tığ battı. İki zincir Üçüncü de artık arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum kirpimden de tutuyorum bu şekilde kapatıyorum buraya sık iğneyle. Bir zincirle geri dönüp tığ içine girip tığ battı yapacağım hem de burada yaprağım arkadaşlar kapatmış oldum bakın bu şekilde burada olduğu gibi burada da tığ battığı yaparken kirpiğimizden tutturduk monteleme işlemi bu şekilde oluyor arkadaşlar ve tekrar buraya 15 tane iki zincir çekerek tığ battılar şu ara mesafeyi vereceğiz arkadaşlar bir iki zincir kapattım tığ battı yaptım 2 zincir tığ battı 2 zincir tığ battı 2 zincir tığ battı 2 zincir tığ battı 2 zincir buraya bir tığ battı yapıyorum şimdi arkadaşlar ben şöyle biraz ara mesafesi verdim bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Siz 15 tane yaptıktan sonra yaprağı yapacaksınız ipimi koparalım arkadaşlar. Çiçeğimizin daha doğrusu fıstığımızın yapımına geçelim. Yaprağımız bu kadar. Kolay ve hoş bir değişik bir yaprak oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunun tepesinin fıstıklarını da bu şekilde koyalım. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi fıstığımızın yapımına. Bu şekilde bu baştaki kirpikten bir tane Sıkı iğne yaparak ipimi buraya bu şekilde tutturuyorum. İpimi tutturdum. 3 defa doladım. Yeşil yuvaya girip 1 Şöyle sıkı sıkı alıyorum arkadaşlar. 2, 2, 2 Sıkı sıkı almamın sebebi şöyle kalıp gibi bir trabzanım olsun istiyorum. 8 tane üzerine zincir çekiyorum. 1 2, 3, 4 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi bu şekilde çektim arkadaşlar. Ve inşallah şöyle düzeltelim. 8 zincirimi çektim. Hemen çektiğim zincirin altından girip bir tane ilmek alıyorum buraya. 2 3 4 5 6 7 8 bu şekilde zincirin altından zincir çekerek girip ilmekleri topluyoruz arkadaşlar 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 tane bu şekilde ilmeğimi alıyorum. Hemen bir tane ilmek alarak hepsini arkadaşlar bu şekilde tığımdan çıkarıyorum. Şimdi bu şekilde tığdan çıkardım arkadaşlar. Allah'ım çözünülü yine gitti. Şimdi bunu kapatmıyorum bu şekilde. Bakın arkadaşlar bu hataya düşmeyin. O zaman güzel durmuyor fıstıklar. Bunu burada kapatmayın. Buradan trabzandan ilmek alıp bu şekilde buraya trabzanımın arasına kapatıp yine bir iki zincir çekelim. Şöyle sert olan yerine sağa doğru arkadaşlar mail ettirelim. Yine üç defa doluyorum. Buraya yuvaya girip sıkı sıkı trabzan yapacağım girdim. 1 2 2 2 2 3 dolayıp 1 2 2 olarak arkadaşlar başa kadar bu şekilde trabzanımı yaptım. 8 zincir 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincirimi çektim. Şimdi 8 zincirimin üzerine arkadaşlar 20 tane bu şekilde ilmek toplayacağım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 tane arkadaşlar buraya ilmeği topladım yine ve hepsini birden buraya çektim bakın arkadaşlar ipi hepsini çektim kapatmıyorum fıstığımı şu şekilde trabzandan da bir ilmek alıp sonra bunu buraya bu şekilde trabzana sık iğnesiyle kapatıyorum ve bir iki zincirde çekip şöyle elimle de sağa doğru meylettiriyorum gördüğünüz gibi iki tarafı da eşit çok güzel fıstıklarınız oluyor iki defa üç defa doladım İnşallah güzel bir çekim oluyordur arkadaşlar buradan baya bir bulanık gözüküyor yuvaya girdim bir iki 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 bu şekilde bir trabzan yap 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi şöyle parmağımın üzerine yatırdım. Bakın arkadaşlar. Buradan zincirin altından girdim. Bir tane zincir çektim. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Kendinizi hiç sıkmayın arkadaşlar. Gayet güzel oluyor. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 taneyi bu şekilde zincirin üstünden zincir çekerek doldurduk ve bir tane ilmek alıp o aldığım ilmeği de arkadaşlar başa kadar çekiyorum bu şekilde. Bakın tüm fıstıklar bu şekilde topladım. Ve trabzandan da şöyle bir ilmek alıp bu fıstığımı trabzanıma kapatacağım. Bu şekilde kapattım fıstığımı trabzanıma. Bir zincir çekiyorum. Ve bir zincirimi buradaki yeşil kirpiğimden tutturdum sık iğne ile kapattım bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesiyorum ve bu şekilde üç tane fıstığımı buraya yaptım arkadaşlar iplerimi yakıp hemen dönüyorum Evet arkadaşlar bu şekilde çok hoş bir modelimiz oldu gördüğünüz gibi mekik görünümlü yapraklarımız şöyle modelimiz ütüsüzdür arkadaşlar bu şekilde tüleyip arka tarafından tabii ki kalıp gibi kullanabilirsiniz yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.